Merhabalar Gülbey Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gayrimenkul sektöründe arabuluculuğun önemi nedir? Gayrimenkul sektöründe arabuluculuk uygulaması 1 Eylül'de yürürlüğe girecek kanundan önce de vardı esasında. Zorunlu değildi sadece, ihtiyari arabuluculuk uygulaması vardı. 1 Eylül'de yürürlüğe girecek yasayla, daha doğrusu hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanununa eklenen 18B maddesiyle gayrimenkul hukukuna tabi bazı uyuşmazlıklara dava şartı olarak getirildi arabuluculuk. Bu durumda dava şartı şu demek, yargı yoluna başvurmadan önce, dava açmadan önce arabuluculuk usulüne başvurmadığınız takdirde açacağınız dava esasına girilmeksizin. Dava şartı yokluğuyla reddediliyor. Yani bu sebeple arabuluculuk zorunlu olması açısından kira uyuşmazlıklarında, kat mülkiyeti kanununa tabi uyuşmazlıklarda, gayrimenkul hukuku açısından ortaklığın giderilmesi ve taşınmazların paylaşımına ilişkin davalarda zorunlu ve çok önemli. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Rica ederim.